birazdan stüdyolarımızda estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural hocamız bizlerle olacak. Biz onu ağırlarken bakalım bize neler anlatacak. Lazer liposuction nedir? Lazer liposuction nasıl uygulanır? Lazer liposuction'dan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Efendim yeniden merhabalar. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne güzel böyle sizin gibi genç meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağım tozuyla geldim. Bugün anlatacağım konuyu da sabahtan zaten ameliyathanedeydik. Yine bir hastamız vardı. Lazer liposuction evet, değil mi bu? Evet. Ultrasonik liposuction. Bu bildiğimiz liposuction yöntemler o zaman biraz farklı mı? Her zaman bildiğimiz. Kesinlikle farklı. Artık hani bence teknoloji bağımlı. Plastik cerrahide bu konuda güncel bütün yaklaşımları biz takip ediyoruz tabii. Ultrasonik liposuction'da ki farkı hani kabaca anlatacak olursak diğer liposuction'a göre ses dalgalarının afinitesini yağ hücrelerine uygun şekilde ayarlanmış frekanslarla yağ hücrelerini parçalıyoruz. Bu bize birçok avantaj sağlıyor. Yağ hücrelerinin dışındaki tüm vital yani hassas dokuların hepsini koruyoruz. Çünkü biz liposuction'da daha kontrolsüz olan, bizim içimize sinmeyen şey oydu. Yani liposuction yaptıktan sonra hastaların ek problemlerinden birisi de hani işte mesela çok ağrı duymaları, yer yer kanamalı olmaları ve hani bir takım zaman zaman dalgalanmalar gibi problemler olmasıydı. Operasyon sonrası sancılı geçiyordu ben hatırlıyorum. Evet, yani liposuction hakikaten bir kamyon çarpması gibiydi evet. Eskiden. Şimdi artık biz teknolojik ultrasonik cihazlar kullandığımız için çok daha nasıl diyeyim hastalara anlatırken de öyle anlatıyorum. Yani sadece boza gibi yağ çekiyoruz. Diğer dokuların hepsini koruyoruz ve sadece istenmeyen hastanın bölgesel olarak dirençli, diyetle ve kiloyla veremediği, hani sporla egzersizle veremediği bölgeler için çok hassas ve iyi bir yöntem. Özellikle uyguladığınız en çok yoğun istek alan bölgeleri soracağım size haliyle. Hı hı. Çünkü hı hı. Bazı bölgeler var ki vücudumuzda biz ne yaparsak yapalım maalesef oradan kilo veremiyoruz. Artık yapı diye de adlandırabiliriz bunu. Hem onlarla ilgili başarısından hem de arasındaki yine o bölümlerle ilgili farktan bahsedelim istiyorum. Şimdi şöyle, biz bir kere zaten ultrasonik liposuction'da dahil hani yüksek volümden çekmemize rağmen zayıflama yöntemi olmadığını herkese söylüyoruz. Yani hasta gelip kapınızı çaldığınızda da yani burada bir plastik cerrahlar da elbette hani sihirli değnek olduğunu düşünmesinler. Hani yani burada o manada özendirici değiliz. Yani hastaya bir kere kilo vermesini her zaman söylüyoruz. Yani bir günlük yaşamın değişmesi lazım. Evet, ben kendimden biliyorum değişmiyor çünkü. Ya body mass index'ine bakıp hastanın senin bize daha iyi sonuç alabilmemiz için çünkü cerrahinin sonucunu da etkiliyor. Senin şu kadar kilo vermen çok iyi olur deyip önce hastayı refüze ediyoruz. Onu bir reddediyoruz. Sen bir git diyoruz. O gidiyor. Bir süre sonra elinde ev ödeviyle bir kısmını yapmış olarak geri dönüyor. O zaman diyoruz ki bak sen artık hani ameliyat olmayı hak ettin ve artık hani sana bir şeyler yapabiliriz diyoruz. İşte o zaman bizim işimiz nasıl kolaylaşıyor? Hasta kilo vermiş. Dirençli bölgeler neler? Basen, bel, bacak içleri, diz içi, sırt bölgesi. Buralarda zaten yani siz yüksek volümler verseniz de 15 kilo, 20 kilo hatta 30 kilo veren hastalarda maalesef bile kurtulamıyor. İşte tam oluyor. Evet, tam bizim için ideal hasta onlar ve onlara müdahale ediyoruz. Ultrasonik liposuction'la ve gayet de iyi sonuçlar alıyoruz. Ama hasta dediğim gibi belli kriterlerin üzerindeyse ve bizden beklentisi zayıflamaksa biz onu yapmıyoruz. Biz aslında hastaya git zayıfla diyoruz. Gel ben seni şekillendireceğim diyorum. Aslında bu zayıflama ve estetik görünüme kavuşma o zaman multidisipliner bir cerrahi oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Belki de bir diyetisyen kontrolünde önce bir zayıflanıyor. Kesinlikle. Ondan sonra dirençli yerlerdeki bölgeler. Şimdi biliyorsunuz yani post bariyatrik dediğimiz yani hastaların mide küçültme gibi bir takım işlemlerden geçen hasta grubumuz da var bizim. Evet. Yani onlar da mutlaka plastik cerrahide son ayağı olarak orada zaten görev alıyor. Onlara tüm sarkmalarla ilgili gene biz devreye giriyoruz. Ama hep hastaların önce zayıflamasını teşvik ediyoruz. Yani hasta hakikaten önce zayıflamalı. Sonra bize gelip biz şekillendirmeliyiz. Zaten hani kendimizi amiyane tabirle hani daha şık olanı heykeltıraşlık. Ama ben bazen hastalara kaporta ustasıyım diyorum.
Yani biz hakikaten kavisleri kazandıran, yani hastanın vücudunda şekillendirme işlerini yapan doktoruz. Yani o yüzden hasta kilo verdiyse ve ondan sonra bize geldiyse çok iyi, mükemmele yakın sonuç alma şansımız var. Yok Şenay, olmayacak. Ben kilo vermeden bir... Yani. Yok yok. Gayet... Birisi de desin ki yani yeme alışkanlığını değiştirmeden ben bu şeyi... Hocam ben sürekli hemen hemen yanınızda olan biri olarak sizinle gurur duyduğumu söylüyorum. Önemli olan şey zannediyorum siz de katılacaksınız. Birdenbire kilo vermek değil, sağlıklı ve yavaş yavaş kilo vermek. Siz de o yolda ilerliyorsunuz zaten. İnşallah. Şimdi bölgesel kilolardan kurtuluyoruz bu işlem sonrasında. Tabii. Bu bölgesel kilolardan kurtulduğumuz işlemden sonra klasik liposakşın yöntemine, yani eskiden beri bildiğimiz yönteme nazaran bunda ekstra dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Yoksa rutin operasyon sonrası, cerrahi müdahale sonrası aslında hastanın biz hayata dönüşünün daha hızlı olduğunu söylüyoruz. Artık hani liposakşına nazaran aslında gene biz bir suction işlemi, yani çekme işlemi gene yapıyoruz. Ama buradaki fark ne? Bölgedeki yağ eritip onu suction'la çok daha kolay, yani dokuları travmatize etmeden, dokuya zarar vermeden çektiğimiz için hastanın ayağa kalkması daha hızlı, hayata dönüşü daha hızlı. Yani üçüncü gün yüksek volümlerde mesela sadece bel, işte ne bileyim karın bölgesinden böyle 5-6 litrenin üzerinde yağ çektiğimiz hastalar bile üçüncü günde işbaşı yapıyorlar artık. Yani ve onu ameliyat öncesi de böyle söylüyoruz. Yani senin hakikaten 3-4 gün içinde işbaşı yapabileceksin diyoruz ki bu yani belki de bir 15 yıl önce hayaldi. Evet. Kişiden kişiye yağ oranına göre muhakkak ki bu süreler değişecektir. Burada da aslında doktor bey söylediği gibi biz önce bir reddediyoruz ama hastayı da motive etmek açısından da şöyle. Sen benim söylediğim kadar ver ama ne verirsen ver de bir gel diyoruz. Çünkü burada hasta çünkü belli kriterlerin içinde, yani yağlardan kurtulmak disiplinli bir iş. Yani hakikaten onun motivasyonuna da katkı sağlamak lazım. Ben hastayı çağırdığımda kontrole 3 ay sonra hocam siz 17 kilo verdiniz ama ben 12 verdim. Ne yapayım dediğinde diyorum ki 2 kilo daha ver. Pazarlık ediyorum ona. Pazarlık ediyorum. 2 kilo daha ver deyip gönderiyorum ve tekrar çağırıyorum. 2 kilo daha verirsen yapacağım diyorum. Sonra gidiyor. 2 kilo daha verip geliyor. Diyorum son 1 kilo daha söz diyorum. Ve hakikaten kendi marjinimi ona yaklaştırıyorum. Eğer biz oraya ulaşamayacaksak, ben hastada onu görüyorum. Yani hasta motive ise teşvik ediyorum ama motive değilse bu sefer çünkü geriye dönüş başlıyor. Hasta ben bu iş olmayacak artık diye düşündüğünü anladığım anda ben tamam diyorum, biz yapacağız. Çünkü geriye dönüyor, hakikaten bırakıyor. Yemeye başlıyor, eski yaşam tarzına çok hızlı alışıyor ve o yüzden orada da bu kriterler Fatih'in fermanı değil. Evet. Ama yaklaşması için hastaya teşvik ediyoruz ama yaklaşamazsa ve şey olursa da müdahale ediyoruz. Evet, zaten hep biz bilgilendirme programı yaptığımız ve bu bilgilerin kişiden kişiye değişini muhakkak söylüyoruz. Evet. Oransal olarak da izleyenlerimiz de bizi yanlış anlamasın. Burada belirli bariz bir sonuçta kilolar yok. Bir zayıflama burada önemli. Bu zayıflamayı kendi hayat biçimi halinize dönüştürmeniz önemli. Muhakkak profesyonel bir yardımla bunu yapmanız sizin için en sağlıklısıdır diye gene izleyenlerimizi uyaralım. Ben kendi annemi de ameliyat ettim. Şimdi seyrediyordur muhtemelen bizi. Şimdi annemden de mesela yüksek volümlerde liposuction yaptım anneme. Şimdi valide mesela onda şöyle bir durum oluyor. Artık yemek kendisi de motive oldu. Yani artık dikkat ediyor. Çünkü onun için hayal olacak bir sonuca ulaştık. Ve artık onu korumanın gerekliliğinin farkında. Ve bu da hastalar açısından bence önemli. Yani aslında hastaya biz orada devreye girdiğimizde hastanın tüm yaşam biçimini değiştirmiş oluyoruz. Aslında bahsettiğiniz şey birçok kişinin en büyük kabuslarından biri. Verildikten sonra o kiloların bir şekilde geri dönmesi. Çoğu zaman da böyle şeyler söz konusu oluyor. Peki bu operasyonlarda böyle bir şey söz konusu mu? Şimdi ondan hastaya yani kesin tıbbi klinik bilgi verirken şöyle söylüyorum. Eğer sen 5 kilo alırsan bizim işlemimizden sonra çok bir değişiklik olmayacak. Ortalama diyor. Evet. Ama 20 kilo alırsan tabii ki de her şeyi berbat edeceksin diyorum. Yani masif kilo alımları bizim liposuction yaptığımız halde dahi bütün kontürü, bütün şekli bozuyor. Ama masif kilo almazsa hasta, mesela 2 kilo alırsa ameliyattan sonra, 3 kilo alırsa bu bizim şeklimizi bozmuyor. Yani bu günlük zaten... Evet, bu kadar değişim, bu esneme payımız var. Evet, o kadar esneme payımız var. Ama yüksek volümlerde tabii ki de her şey alt üst oluyor. Benim mesela artı eksi 20 kilo böyle bir değişim. Hocam şimdi, kendi üstünüze çok geliyorsunuz ama böyle aslında. Gayet yapmayın. İyi bence de yani. Tam yani liposuction yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde verilmesi en doğrusu. Peki kimlere uygulanıyor?
veya uygulanamayacak kişiler var mı? Öyle bana uygulanıyor. Şimdi, şimdi eskiden aslında bu konuda da ikiye ayrıldık yani diyebilirim. Eskiden aslında bunda mesela ek problemle sağlık sorunları varsa biz müdahale etmekten kaçınıyorduk. Hani hastaya. Ama şimdi çok enteresan bir şekilde bunda da plastik cerrahlar ikiye ayrılmış durumda. Ben kendi tarafımı söyleyeyim. Biz hastaya her türlü müdahale etmek taraftarıyız. Çünkü mesela şeker hastası, tansiyon hastası, ne bileyim mesela diz ağrısı çeken aşırı kilolu hastalar bir miktar zayıflıktan sonra bize gelip hani bizde o volümü ellerinden kaybetmene yardımcı olduğumuzda sağlık açısından da onlar aslında önemli bir müdahale yapmış oluyoruz. Yani şekerlerinin çok daha regüle olduğunu, tansiyonlarının çünkü sahayı boşaltıyoruz. Yani hasta bu manada sağlık açısından da hani bu konuda çok cümlelerimi şeyi seçmeye çalışıyorum. Yani sağlık için hani ameliyat evet, oluyorum ama gelmesin de buna katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yani ki birçok hastada bunu gördük. Yani daha tansiyonlarının daha regüle olduğu, şekerlerinin daha düzenli olduğu, diz ağrılarının düzeldiği, bel ağrılarının azaldığı. Çünkü aslında kabaca buna sebep olan, bu düzensizliğe sebep olan obezite esasında bütün hastalıkların temel sebebi. Siz obezitenin miktarını azaltmış oluyorsunuz bu müdahaleyle. Ve dolayısıyla bataklığın bir kısmı kurumuş olduğu için hastanın sağlık sorunlarına da faydası olmuş oluyor. Yani tabii sonuçta bu en başında zaten onu söyledik. Estetik kaygıyla yapılan bir operasyon ama sonrasında vücuttaki yağ oranı da düştüğü kesinlikle için hasta da ister istemez o görüntüden değil mi memnun kesinlikle olunca pozitif motive ve oluyor. Ve motive de oluyor. Yani ameliyat sonrası yemeden içmeden kesiliyorlar hakikaten. Yani ona dikkatimi çekiyor. Aman hocam falan hani yani bir gram daha almayayım yani işte filan diyorlar. Yani o hakikaten şey çok pardon. Hı-hı. Buyurun sözünüzü yani kesmek istemiyorum. O yüzden de hastaları burada ne zaman devreye gireceğimizi iyi seçmek lazım. Yani hastaları hem ümitlendirip, motive edip hem sonra da bir belki müdahaleyle hadi sen de devam et işini yapmaya deyip ev ödevleriyle gidip hastanın hayat tarzını, yaşam tarzını, beslenme tarzını da değiştirerek gerçekten iyi sonuca ulaşabiliyoruz. O zaman cerrahi yapılabilecek yani vücut hı-hı değerleri sonuçta ameliyat öncesi regüle olan hemen hemen hı-hı her bireyde estetik kaygı da varsa hı-hı bunu yapabiliyoruz. Bu da kendi sonrasındaki fiziksel hayatını olumlu yönde etkilediği de oluyor. Evet yani ben şimdi mesela çoklukla tabii bir hastane bünyesinde de çalıştığım için orada mesela beyin cerrahlarının bana hasta bel ağrıları sebebiyle hasta yolladıklarına artık tanık oluyorum. Yani hı-hı git işte bak karın bölgene biraz cerrah müdahale etsin, biraz yükü hafifletelim dediğini artık görüyorum. Bu bence o manada da hasta da ameliyat sonrası ben kilo hep gelen yani bu tip ek problemleri olan hastalar hocam ben diyet yapamıyorum, hocam egzersiz yani problemliyim diyen hasta da bizim müdahalemizden sonra diyet yapmaya ve egzersiz yapmaya da başlıyor. O açıdan da sağlıkla ilgili de bence faydalar görüyorum liposakşında. Şimdi işin matematiğini diyelim, fizyolojisini anlatırken şey dedik, bir dalga yolluyoruz biz oraya, dalgayla çekiyoruz. O dalga sadece yağ dokuyu çekiyor değil mi? Doğru anladım mı? Yağ dokusunu parçalıyor. Parçalayıp daha sonra biz onu suction dediğimiz işlemle oradan uzaklaşıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Yani başka oradaki herhangi bir dokuya müdahale edilmiyor o zaman. O dokunun parçalanmıyor. Zaten ayıran yöntem de buydu. Klasik yöntemden yani ayıran şey de yağ buydu. Yağ dokusunun kütlesi ve yoğunluğu diğer bütün içerideki bağ dokusundan farklı. Dolayısıyla biz ona spesifik bir atış yapmış oluyoruz. Yani bizim sıktığımız bütün kurşunlar yağ dokusuna gidiyor. Hiç diğer dokuları pas geçiyor ve eritiyor. Artık bunda da biz 3. jenerasyondayız. Yani ultrasonik liposakşında 1, 2 ve 3'e geçtik artık. Onlar yani bu evet bu teknoloji de çok hızlı ilerledi. Şimdi smooth tekniğini de uyguluyoruz Vazer'de. Aynı zamanda sıkılaşma da yapıyoruz. Eskiden mesela Vazer'de ilk 2 jenerasyonda sıkılaşma yapamıyorduk. Şimdi 3. jenerasyonda dalga boyunu değiştirip cilde etki edecek bir dalga boyuna geçip bu sefer sıkılaşmayı da yapmaya başladık. Ki bence ilerleyen zamanlarda çok daha da bence teknoloji ben ilerleyecek. Ben onu bekliyorum. Böyle bakarak falan çözüm olduğu zaman ben devreye gireceğim o zaman. Yani şimdiki bence üçüncü nesil hani biz birincisinde de gerçi öyle diyorduk. Hani ya artık bunun üzerine herhalde bir şey gelmez. Ama 2 ve 3 de geldi. 3 de çok daha iyi durumdayız bence. Peki bu arada sıkılaşmayla ilgili hemen ardından mı oluyor diye hızlıca cevabınızı alayım. Sonrasında dakikalarımızın sonuna gelmiş olacağız. Tamam. Sıkılaşma şimdi aslında hep sorulan sorunu şöyle birazcık açayım. Hocam ben nihai sonucu ne zaman alırım diyor hastalar. Hı-hı. Bunu bir kere nihai %100 iyileşme kitap bilgi 6. ay. Ama hasta 6. haftada yani 1,5 ay sonra işlemden gerçekten aynaya baktığında yani bir belinin olduğunu
basenlerinin gittiğini fark ediyor. Yani biz 6. haftada hastalara siz aynaya baktığınızda bizim iyi bir iş çıkardığımıza dair bir sonuç göreceksiniz. Ama 6. ay sonuna kadar bu iyileşme süreci devam edecek. Çünkü artık sıkılaşma da kullanıyoruz. Ve 6. ay sonunda da sıkılaşmayla birlikte gerçek sonucu göreceksiniz diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.